Evet, Afrin'e giden askerlerimiz, daha önce söylemiştim, bazı askerlerimiz belli bölgelere gidecek. Diğer bantlarda ya da videolarımı izlerseniz duyacaksınız. Afrin'de şehit olan ve şehit ailelerimizin başsağlığı, Allah daha kaza bela vermeden onurumuz ve şerefimizi, haysiyetimizi ön plana alarak şehitsiz bir düzen diyelim. Afrin'de daha 4 ay daha askerlerimiz görev yapacak, birçok şehidimiz olacak. Buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin diyorum. O yüzden daha devam edecek süreç sıkıntılı ve problemli. Bedelli askerliği soruyorlar bana. Bedelli askerlik 2019 Mayıs'ından sonra gerçekleşecek. Bu sene bedelli askerlik falan beklemeyin. Yazık, bu Afrin'e giden askerlerimizden utanın diyorum. O yüzden bedelli askerlik yok diyorum. Ruslar biliyorsunuz Afrin'deydi daha önce. Fakat biz giriş yaptığımız için Afrin'den çıktılar, bizlere teslim ettiler. Türk askerlerimiz şu an elinden gelen tüm mücadeleyi veriyor. Evet, oradaki teröristlerin birçoğu biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne ait insanlar. Kimse kendi ölülerini, teröristlerini almıyor. Çünkü bu ciddi bir suç olduğu için Allah onları da ıslah etsin diyorum, diyecek başka bir şey bulamıyorum. Değil mi? Kesinlikle. İsimler değil. Teröristlerin isimleri LPD ise isimler değişecek. Farklı gruplar oluşacak. Yani evet, Suriye'deki yaşanan bir IŞİD olayı vesaire şeylerin isimleri komple değişecek. Yeni isimler olacak. Türkiye birçok noktada bu konuda büyük bir güç alacak, destek olacak. Çünkü Rusya Türkiye'nin arkasında her zaman duruyor. O yüzden değerli liderimiz Rus başkanımızın Putin ciddi anlamda Türkiye'nin arkasında durduğu için her zaman destekçi. O yüzden Avrupa Birliği dört gözle Rusya ile Türkiye arası bozulsun diye bekliyor. Ama asla öyle bir şey olmayacak. Zaten Avrupa Birliği diye bir şey de yok. O yüzden Rusya Türkiye'nin arkasında var olmaya devam edecek ve Avrupa Birliği de Rusya ile olan hukukumuzu asla bozamayacak. Ara sıra ataklar tutsa da Trump, pardon, ara sıra Putin ve Tayyip arasında ataklar tutsa da Tayyip Erdoğan ve Putin Bey arasında ataklar tutsa da diyaloglar güçlü. Biliyorsunuz ki dünya ciddi anlamda karışık. O kadar ciddi anlamda karışık ki, yani insanlar şu an farklı bir yerde savaş çıkacak. Avrupa Birliği'nden kaynaklanan farklı bir ülkede savaş çıkartılacak ve bu Afrin olayı unutulacak ve tüm medya farklı bir noktaya atak yapacak. O yüzden bizim yapmamız gereken tek şey, hayatı boyunca Tayyip Erdoğan 16 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız ve reisi Cumhurbaşkanımız ilk defa siyasette doğru oyun oynuyor ve siyaseti insanlara kabul etmeyi ve siyasi ataklarını doğru kullandı. O yüzden Avrupa Birliği'ne de oyun oynuyor. Avrupa Birliği de Tayyip Erdoğan'a oyun oynuyor ama olsun, oyunu Tayyip Erdoğan ve Türkiye'miz kazanacak. O yüzden yapılan siyaset doğrudur, kural doğrudur şu an için. O yüzden lütfen Türkiye bölünmesin. Hepimiz kardeşiz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni fark etmiyor. Hepimiz şu dönemde birlik olmalıyız ki vatanımıza, bayrağımıza, toprağımıza zarar gelmesin diyerekten kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan hepimiz bir canız, hepimiz bir kanız. Türkiye toprakları yüzyıllarca devam edecek ve o güzel bayrağımız her zaman sallanacak diyorum. Evet, askerlerimiz daha 4-5 ay daha farklı bölümde, Afrin dışında farklı noktalarda da yer alacak. Askerlerimize çok görev düşüyor. Dualarımızı eksik etmeyen, o doğuda görev yapan, karda kışta bizim için mücadele eden çocuklarımıza hepimiz her sabah bir ayetel kürsü ve koruma duası okursak sevinirim diyorum. Dünyada neler olacak? İngiltere biliyorsunuz ki sahneyi o kadar güzel oynuyor ki, algıları o kadar güzel değiştiriyor ki, İngiltere'nin derdi insanların yok olup kendi liderliği arasında sipsivri kraliçe kraliyet tanesinde otursun, manzara seyretsin, altınlarla yaşasın. Ama İngiltere'nin biyotik dediğimiz, neydi onun ismi? Bitcoin. Bitcoin yüzünden başına gelecek olaylara da hazır değil. Bitcoin onun aslında variyetinin oturtma, zenginliğin tahtını oturtma ama birçok insan Bitcoin'den zarar görecek. O bedduaları ne yapacak İngiltere bilmiyorum yani. Bitcoin İngiltere'nin oyunu olduğu için lütfen Bitcoin'de ne yatırım yapacağınız her şeyi, bir çeyrek altın, gram altına yatırım yapın, daha mutlu olacağınızı düşünüyorum.
Evet, Rusya arkamızda, Bitcoin İngiltere'nin oyunu, İngiltere algıları komple değiştiriyor. Biz de hepimiz mal gibi İngiltere'nin nasıl sessiz kalışına hayretle kalır. Çünkü İngiltere'nin yaptığı en güzel sistem bu. Algıları, oyunları oynuyor, sahnede oturup seyrediyor. Trump, ah deli Trump'ım diyorum ona. Çünkü gerçekten akli dengesiyle ilgili onun biraz sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın geri sayımı başladı. Geri sayımı demek, Amerika'ya Trump uygun bir kültür değil. O da Amerika'yı ciddi anlamda kendi egoları yüzünden karıştıracağı için ben Pentagon kesinlikle Trump'a karşı ve kültürleri uyuşmadığı için ciddi zıtlıklar ve kendi içlerindeki yaşayacak kaoslar ve Amerika'nın belli bölgelerinde de savaş çıkacak. Buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü Trump atakları ve saçma sapan tavırları yüzünden Amerika'nın ekonomisine ve Amerika'nın oradaki yaşayan insanlara ciddi zararlar veriyor. O yüzden Amerika'nın belli bölge adalarında yaşayan insanlar Çin'e yatırım yapacaklar ve Çin'de şirketlerini açacaklar. O yüzden Amerika ciddi anlamda ekonomisi güçlü ekibi kaybetme dönemine, şirketleri kaybetme dönemine, şirketlerle alakalı noktada yaşayacağı kaoslar yıl sonuna kadar gerçekleşecek. Çin'e kayacak yatırımcıların çoğu. Türkiye'den bazı insanlar gitme kararı için, anam gitmeyin, Türkiye'den gitmeyin kalın. Çünkü Türkiye 2021 yılında hem tarım, hem petrol, hem Akdeniz, hem Ege'nin zenginliğiyle Türkiye dünya ikincisi olacak. Evet, ekonomi anlamında bu yıl sonuna kadar çok ciddi insanlar batış, çok yeni zenginler ortaya çıktı. Kimse bu zenginleri tanımıyor. Ama Türkiye kendini güçlendirecek. O yüzden Türkiye'den gidip de başka yere vatandaş olup sonra Türkiye'ye döneklik yapmayın lütfen. Gelin ülkenizde kalın, toprağınıza sahip çıkın diyorum. Evet, şöyle bir durumumuz var. Suriye'nin Esad'ı Tayyip Erdoğan'la konuşmak için can atıyor. Bir diyalog yakıp Tayyip'le diyaloğa geçip bu dengeyi oturtmak istiyor. Yakın dönemde Tayyip Erdoğan'la Esad bir arada gizli bir görüşme yapacak. Tayyip Erdoğan Esad'a destek vermek isteyecek ama Esad'ın yanlışları yüzünden aklını al Esad diyecek. Bu noktaya kadar da gelecek. O yüzden Esad'la Tayyip Erdoğan bir noktada toplantı yapacaklar. Yapacaklar da ne olacak? Esad'a güven olmadığı için, Esad'a güvenemediği için Tayyip Erdoğan ve Avrupa'da zaten en büyük sorun Esad'la birlikte olursa diye düşün, biz Rusya'yı arkamıza alamayız. Esad her zaman Tayyip'le diyalog kurmak istiyor ama Rusya'yı kaybetmemek için Esad'ı dinler yoluna baktırır Tayyip Erdoğan diyorum. Dedim bile. Yani Avrupa Birliği denilen bir sistem yok. Dünya genelinde 10 yıldır kayıp bir sistem Avrupa Birliği. Avrupa'da da belli ülkelerde de savaş çıkacak. Buna da hazırlıklı olalım. O yüzden algılar, yenilikler, olaylar değişecek. Yeni isimler, mesela yeni terörist isimleri doğacak. O isim bitecek, bu isim başlayacak. Genelde insanlar bana çok Tayyip'i desteklediğimi düşünüyor ama evet, artık iyi bir lider olduğunu kanıtladı Tayyip Erdoğan. Gerçekten ben artık ona inanıyorum ve güveniyorum. Güvendiğim için de bir sürü küfür ama ben siyasi olarak CHP, MHP, İYİ Partisi, HDP diye insanlara yorum yapmıyorum. Ben partileştirmiyorum. Ülkem için şu an doğru noktada Tayyip Erdoğan'ın doğru süreç yaptığına inanıyorum. Bu yüzden çok küfür yedim. Savaş çıkacak, askerlerimiz başka bölgeye gidecek diye bir sürü insanlardan küfür yedim. Lütfen küfür ettiğiniz topraklar bizim topraklarımız. Evet, bana toplu küfür ediyorsunuz ama ben bunu söylerken Afrin'e hiçbir askerimiz gitmemişti. Bir ay sonra Afrin askerlerimiz gitti. Yani siz bana evet dinliyorsunuz, savaş çıkmayacak dediniz, kapımızda savaş var. Siz kıçınızdan mı uyduruyorsunuz Emine Hanım dediniz. Bunu da lütfen eski videolarımı takip edin. Lütfen bunları dinleyin ve ona göre aileme, çevreme, işime, yaptığım sanatıma ben Tayyip Erdoğancı değilim ama karşımdaki lidere saygılıyım. Yani saygılı olmak adına herkes Türkiye Cumhuriyeti'nde liderine saygı duymak zorunda. Çünkü şu an o liderimiz. Kılıçdaroğlu liderimiz olsaydı aynı şekilde ona da bu hitamı yapardım. Şu an Tayyip Erdoğan politikasını doğru uyguluyor. Ülkemize doğru bir adım atıyor. Dünya bile Tayyip Erdoğan'ın şu anki yaptığı davranışına
kaygılı ve endişeli bakıyor ama onlar da doğru yaptığı için seslerini çıkartamıyorlar. Zeytin dalı uzattık. Evet, zeytin dalını tüm dünya uzatıyor ama biliyorsunuz ki bu ülkede milyonlarca ve dünyada milyonlarca kadınlar cinayete, tecavüze, kimse zeytin dalı uzatmadı. Evet, savaş için zeytin dalı uzatıyoruz ama dünyada en büyük havuz çocuklarımıza tecavüz ediliyor, kadınlarımıza tecavüz ediliyor. Bunlar için de zeytin dalı uzatalım diyorum. Çünkü bu kadınlarımız, bu topraklarımız, bugün şehit olan, bugün savaş veren bu erkeklerimizi doğuran kadınlarımız, kadınlarımıza saygı duyalım ki geleceğimizin askerlerine saygı duymuş olacağız. Evet, dünyada bu olaylar sebep oluyor. Ne diyelim? Evet, salgın hastalıklar. Zatüre havası var. 2 ay zatüre eden insanlar kıvranabilir. Sağlık anlamında da vitaminleriniz, C vitaminleriniz bol miktarda tüketiyorsunuz diyorum. Sevgiyle kalın.